Evet arkadaşlar, devam edelim bakalım şimdi. İlk olarak ne demiştik? Özel isimlerden önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, lakaplar, meslek ve rütbatları büyük harfle başlar demiş ve örneklemiştik. İkinci olarak evcil hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlamak zorunda. Bakın, maviş, boncuk, karabaş ya da pamuk dediğimizde evcil hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlıyor. Yine yazışmalarda, bu resmi yazılarda dahil olmak üzere mektuplarda hitap sözcükleri büyük harfle başlıyor. Bakın, sevgili kardeşim dedim, büyük harfle başladık. Sayın başkan dedim, büyük harfle başladık. Ya da bankalar bize mesaj atar, ne der? Değerli müşterimiz dediğimizde yine büyük harfle başlatmak zorunda kalacağız. Bir başka özelliğe baktığımızda, şimdi arkadaşlar, millet, boy, oymak, din ve mezhep isimleriyle bunların mensuplarını bildiren sözcükler büyük harfle başlar. Nedir mesela? Bakın, Türk, Kırgız, Tatar dedik. Kayı boyu, belki sorar, boyumuzun adı kayı, B'si küçük olacak ama buna dikkat edin. Ya da dedik ki arkadaş, cümlenin neresinde geçerse geçsin, İslam, İslamiyet, Hristiyan'a dikkat edin, I yok, Hristiyan, Hristiyanlık, Musevi, Musevilik, Hanefi, Hanefilik, Şafii, Şafilik, Alevi, Alevilik, Budist, Budizm, ne derseniz deyin, büyük harfle başlatmak zorunda kalacağız. Gelsin efendim, bakalım neler var karşımızda. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlayacak. Bakın, Türkçe, Kırgızca, Tatarca, Yunanca, dil ve lehçe adları büyük harfle başlayacak. Az sonra bir uyarı vereceğiz burada. Şimdi uyarımıza dikkat edelim. Bu ikisini de işin içine katsın. Arkadaşlar, özel isimlere getirilen yapım ekleri, larlar, çoğul eki ve bundan sonra getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakalım, şimdi Türk'ten ne yaptık? Türklük yaptık. Buna çekim eki getirelim. Türklüğün diyelim, ayırmayalım. Türklerin diyelim, ayırmayalım. Yunus Emre'lere, Yakup Kadri'lerin, özellikle dil isimlerine dikkat edin. Burada büyük bir hata yapıyoruz. Türkçenin Japoncasını, Kırgızcaya, İslamiyet'in, Müslümanlığa pardon, İslamiyet'in değil, Müslümanlığa gibi. Bu uyarı bizim için önemli. Buradan yazım yanlışa gelebilir. Adam bize Çinlilerle zaten buradan soruyu göndermişti. Diğer ifadem baktığımızda, arkadaşlar, biz bunu şöyle yazalım. Ülke, il, ilçe, köy, kasaba, buraya dikkat et, isimleri diyeceğim ben. Büyük harfle başlar, isimleri büyük harfle başlar. Efendim, nedir? Bakın, ülkemiz, şu tarafa geçelim. Türkiye. İlimiz Ankara. İlçemiz Çankaya. Köyümüz Taflan. Kasabamız da Çiçekli olsun.
Şimdi yine burada dikkatli olmanız gereken bir yer var ki önemli oldukça. Uyarı nedir? İl, özellikle bunlara dikkat et. İlçe, köy, kasaba, şehir, belde. Sözcükleri, bunlara dikkat ediyoruz bakın, sözcüklere. Şöyle diyeceğiz, özel isme dahil olmayıp tamlama kuran il, ilçe, köy, kasaba sözcükleri küçük harfle başlar. Küçük harfle başlar. Nedir arkadaş? Ankara ili, Çankaya ilçesi, Taflan köyü, Çiçekli kasabasında olduğu gibi. Ancak burada tezat bir durum var. O da nedir diye sorarsak, tezat durum şununla karşılar bizi. Mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan isimlerinde yer alan mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan sözcükleri büyük harfle başlayacak. Yani Tunahan Mahallesi, bakın büyük harfle başlayacağız. Uğur Mumcu Caddesi, Susam Sokağı, Atatürk Bulvarı ve ne diyelim, Taksim Meydanı dediğimde yine büyük harfle başladığını görmek zorundayız. Efendim, yine tekrar edelim. Özel isme dahil olmayıp tamlama kuran il, ilçe, köy, kasaba sözcükleri küçük harfle başlarken, mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan isimlerinde yalan, mahalle, cadde, sokak, bulvar, meydan sözcükleri büyük harfle başlıyor. Gelsin bir diğer özelliğe. Bakalım neymiş? Kurum ve kurum, kuruluş, kurul adları büyük harfle başlayacak. Neymiş efendim? Türk Dil Kurumu, Çankaya Lisesi, Güzel Sanatlar Akademisi, Bakanlar Kurulu, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, ne dersen de büyük harfle başlayacağız. Ancak yine burada kesme işaretinde bunları tekrar anlatacağız ama bir uyarımız var. Kurum, kuruluş, kurul isimlerine getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu bizim için önemli. Türk Dil Kurumu'nda, bakınız, Çankaya Lisesi'ne, Güzel Sanatlar Akademisi'nden var, Akademisi'nden, Bakanlar Kurulu'na, Ankara Üniversitesi, Rektörlüğüne, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, ne derseniz deyin, kesme işareti kullanılmıyor. Ancak yine burada istisnai bir durum var. Türk Dil Kurumu, bilgi edinebilirsiniz siz de arayarak arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'nu aradığınızda size diyecek ki bakanlar Avrupa Birliği sözüne ek getirdiğinde kesme işareti kullanılır diyecek. Neden diye sorarsanız da devlet statüsünde görüyorlar. Bayrağı var, parlamentosu var. Burada dikkatli ol. Avrupa Birliği sözüne ek getirdiğinde kesme işareti kullanılır. Sadece burada var. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler dediğimde kesme işaretini kullanmak zorunda kalacağız. Devam edelim bakalım. Sırada nelerimiz var büyük harfte? Arkadaşlar,
Yer atlarında, bakınız, yer atlarında ilk isimden sonra gelen dağ, ova, göl, vadi, nehir gibi sözcükler büyük harfle başlar. Nedir efendim dersen, Ağrı Dağı, Tuz Gölü, Sakarya Nehri, başka ne olabilir arkadaşlar? Marmara Denizi, Ihlara Vadisi, Belen Geçidi, Basra Körfezi, Süveyş Kanalı, Ayder Yaylası, Avrupa Yakası, Taşeli Platosu, Atlas Okyanusu, ne dersek de büyük harfle başlatmak zorunda kalıyorsunuz. Yine gelsin bakalım diğer bir özelliğimiz. Kale, saray, çeşme, anıt, köprü ve benzeri yapı adları büyük harfle başlar. Nedir arkadaş diye sorarsan, Topkapı Sarayı, Müzesi, Çankaya Köşkü, Üçüncü Ahmet, D'yle de yazıp T'yle de yazabilirsin ama ben D'yle yazacağım, Ahmet Çeşmesi, bakınız. Ya da dedik ki arkadaş Bilge Kağan anıtı, Zafer Abidesi, Fatih Köprüsü, Horozlu Han, değil mi? Yine büyük harfle başlatmak zorunda kalıyoruz. Gelsin bir diğer özelliğimiz. Nedir bakalım? Arkadaşlar şöyle diyelim oraya da. Milli ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlayacak. Nedir bakalım arkadaş? Önümüzde Kurban Bayramı var. Bakın bayramı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Milli ve dini bayramlarda sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle anma ve kutlama günlerine dikkat edin. Haftanın belli bir günü ya da senenin belli bir zamanı toplu olarak kutlanıyor ya da düzenleniyorsa büyük harfle başlıyoruz ki bizim doğum günümüz olmaz, onu söyleyeyim. Kitlesel bir kutlanım değildi. Nedir arkadaş diye sorarsan, polis haftası bakın. Büyük. Anneler günü. Büyük. Babalar günü, büyük. Özellikle Kadir Gecesi, Berat Kandili, bakın, Hıdır Ellez, Nevruz, yine büyük harfle başlayacak kutlu doğum haftasında da olduğu üzere. Bir diğer özelliğe geçeceğiz. Burayı bir silelim. Sevgili arkadaşlar, diğer özelliğimize baktığımızda şöyle bir ifade kullanalım. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Özellikle 1'den 30'a kadar sayı kovalayın cümlenin içerisinde. Ama önce biz yılla gidelim. Bakın 1919'un Mayıs ayı dedim. Büyük harfle başladık. Ya da 13 Ekim Pazartesi dedim, büyük harfle başladık. Burada dikkatli olacağımız şey, 2012'de adam buraya bir de kural ekledi. Dedi ki, belli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Yani şöyle bir ifadeyle geleceğiz. Lale Festivali 26 Haziran'da, buraya dikkat et. Kesme işareti başlayacak. 2009'da ayrılmıyordu ama 2012 değişikliğinde hem hey büyük yazdık hem de ne yaptık? İki ayırdık. Ya da şuna kavrama dikkat edelim. 13 Ekim Pazartesi'nin önemi büyük dediğimde yine
Görüldüğü üzere hem büyük harfle başladık hem de ekiye ayırdık. Belli bir tarif bildirmiyorsa, yani birden 30'a kadar sayı yoksa küçük harfle başlamak zorundasınız. Bakın şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki arkadaşlar okullar Eylül ayının birinci pazartesi açılacak. Hem Eylül'ün E'si küçük hem de pazartesinin P'si küçük. Ya da haftaya salı günü görüşürüz dedim. Küçük harfle başlayacağız. Ya da ne diyelim bu sene Temmuz'da tatile gideceğim dersem yine küçük harfle başlamak zorundayız. Buraya biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü 2007'de lisansa sordu. Arkadaş unutma. Yıl, ay, gün sözcükleri. Bakın bunlar önemli. Ve mevsim isimleri belli bir tarihle verilse bile büyük harfle başlamaz eğer cümle başında değilse. Yani nedir diye sorarsa şöyle örnekleyebiliriz. Bakalım efendim 1970 yılında dediğimde Y'si küçük. Ya da dedim ki şu cümleyi alalım. 1919'un Mayıs ayı dedim. Bakın A'sı küçük. Ya da 22 Ocak Pazartesi günü dedim. Y'si küçük. Veya dedik ki 1965'in sonbaharıydı. Görüldüğü üzere mevsim isimleri de yine büyük harfle başlamayacak. Bir başka kurala gidelim. Bakalım o kuralımız neymiş? Büyük harflerde oldukça fazla kuralımız var. Bir soru gelecek ama burası bizim için oldukça da önemli. Şimdi diğer özelliğim şu. Bakın kitap, gazete, dergi isimleri... Başlıklar büyük harfle başlıyor. Nedir efendim? Allah'tan bitti de kurtulduk. Yaprak dökümü değil mi? İnce bir kitap olmasına rağmen bir sürü dizi çekildi. Gazetelere baktığımızda Hürriyet dedim. Dergiye baktığımızda ise Türk Dili dedik. Tablo olarak kullanalım. Halı dokuyan. Kızlar dedik. Şimdi yine burada bir uyarı var. Bizim için oldukça önemli. Uyarı bana diyor ki arkadaş, gazete, dergi, tablo ve benzeri sözcükler özel isme dahil değilse küçük harfle başlar. Yani nasıl dersen Hürriyet gazetesi dedim. Küçük G'si bakın. Türk Dili Dergisi dedim. D'si küçük. Halıda Okuyan Kızlar tablosu dedim. Yine küçük. Ama hocam ben işin içinden çıkamadım. Kafam karıştı diyorsan çok basit öğretmenim. Şu üçüncü teknik iyilik eki varsa sözcükte onu küçük yazın. Zaten iki gazeteyle karşılaşacaksın ki birine abone olmak zorundasın atanınca. İnşallah atanacağız. Çünkü sizinle ilgili bütün kararlar burada çıkacak. O nedir? Resmi gazete. Bu gazetenin adı budur zaten. Bunun başlığı bu. Diğeri ise öğrenci yurtlarında çoktur. Okumayan bilmez. Milli gazete. Aslında bu resmi gazete gazetesi. Diğeri de milli gazete gazetesi şeklindedir. Ve görüldüğü üzere üçüncü iyilik eki almadığı için bunları ne yapacağız? Büyük harfle başlatacağız. Yine burada bir uyarı daha göreceğim ben. Arkadaş hiç gazete, kitap, dergi gibi kullanım vermeden direkt şöyle diyelim. Hepsi özel isim değil mi nasıl olsa? Özel isimlerde yer alan ve, ile, mi, de, ki, yahut gibi sözcükler özel isimlerin her harfi büyük yazıldığında büyük, bunun dışındaki kullanımlarda küçük harfle başlar. 2008'de ön lisansa sordu kütlüye ve şöyle yaptı bakın, savaş ve barış dedi.
Ve bu yazımın yanlış olduğunu gördük. Neden? Sadece baş harfleri büyük yazdığınızda bu bağlacı asla büyük harfle yazamazsınız. Bu bağlacı küçük harfle yazacaksınız. Eğer bağlacı büyük harfle yazmak istiyorsan bütün harfleri büyük yaz ki bu da zaten abesle iştigaldir. Seçenekte görmek biraz abest olacak. Büyük yazmak istiyorsan da bütün harfleri büyük yaz. Sadece baş harfleri büyük yazıyorsan bu bağlaç ve sözcükler büyük harfle başlamıyor. Gelsin bir kural daha verelim biz size. Şöyle diyelim, tarihi olay, dönem, devir, çağ adları büyük harfle başlar. Tarihi olay, dönem, devir, çağ adları büyük harfle başlar. Nedir efendim? Al sana Kurtuluş Savaşı bak. Al sana Milli Mücadele. Özellikle ben burada 2012'de de bir değişiklik yaşandı ki ona yüklenmek istiyorum. Şöyle bilmekte fayda var. Arkadaş, dönem, devir, çağ sözcükleri başlangıcı ve bitişi belli bir zamanı ifade ettiğinde dönem, devir, çağ sözcükleri başlangıcı ve bitişi belli bir zamanı ifade ettiğinde büyük harfle başlar ve bunlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır ki bu 2012 değişikliği. Efendim ne diyeceksin sen? Tanzimat dönemine. Bakınız büyük harfle başladım, iki ayırdım. Lale devrinde. Bak. İlk çağ ya da orta çağın dediğimde yine ekin ayrıldığını görmek zorunda kalacağız. Devlet isimleri büyük harfle başlıyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, değil mi? Bunlar Amerika Birleşik Devletleri dediğimizde de büyük harfle başlıyor. Evet sevgili arkadaşlar, kabataslak olarak önemli konulara baktığımızda büyük harfin kullandığı yerlerin buralar olduğunu görmekteyiz. Şimdi ise eklerle ilgili olaylara geçeceğim ve ilk olarak diyeceğim ki ben sana yeni bir başlama olsun. İlk olarak ben sana diyeyim ki D'nin yazımı. Yine bunlara dikkat etmek zorundayız. Yüklenme olasılığı var buradan. Soru gelebilir bu sene. Çünkü artık ayrı ve bitişik yazımı ezberlediğinizi, büyük harfin kullanıldığı yerleri ezberlediğinizi düşünüyoruz hemen. Bunlara yüklenebilir. Bir de maalesef yazılı ve görsel basında sürekli yanlış yapılan bir kavramdır. Hatta caps'lere bile konu olmuştur D'nin yazımı. Şimdi biz burada sınavda siz 2D ile karşılaşacaksınız. Biz de öyle yapalım. O zaman diyelim ki arkadaş 2D ile karşılaşacağım. Birincisi nedir dersen? Birincisi hal 2 olan, bakın hal 2 olan D. Birincisi hal 2 olan D. Hal 2 dediğim için kısa çizgiyi unutmayacağım, o bir ek. Arkadaş orada kısa çizgi varsa ben de sizinle yazayım. Özellik özellik gidelim. Birincisi nedir? Her zaman, bakın her zaman bitişik yazılır arkadaş. Her zaman bitişik yazılır. İkinci özelliğim nedir diye soruyorsan, bitişik yazıldığında ses uyumlarına göre, bakın burası da yine önemli, uyumlarına göre, yani ünlü ve ünsüz uyumlarına göre ta ve te şekliyle karşılaşacağım. Ta ve te şekli vardır. Üçüncü özelliğim cümleye, ki benim için önemli, cümleye zaman ya da bulunma anlamı katacak. Bu ne demektir dersen, dil bilgisine de gidelim. Ya zaman zarfı yapacak, ne zaman sorusuna cevap verip, ya da dolaylı tümleç yapacak. Dikkatli ol, nerede ya da kimde sorusuna cevap verip, herkesin bildiği bir özelliktir. Buradan yürüyeceğiz. Arkadaş, cümleden, bakın cümleden çıkarıldığında, cümlenin anlamı deniliyor ama daha çok anlamı değil, yapısı bozulur. Böyle bilelim,
cümleden çıkarıldığında cümlenin yapısı bozulur. Nedir efendim diye sorarsan, örnekleyelim bakalım. Dedim ki beni durakta bekle dediğimde, bakın cümleden çıkardım, beni durak bekle. Anlam, daha doğrusu yapısal bir bozukluk gördü, o zaman bitişik yazacağım. Ya da dedim ki sende kitaplarım kalmış. Yine cümleden çıkardım, sen kitaplarım kalmış, yapısal bir bozuklukla karşılaştık. Bağlaç olan D'ye baktığımda ise, neymiş? Bir de ona bakalım. Bağlaç olan D. Bu sefer kısa çizgi kullanamıyorum çünkü bu kendi başına bir sözcüktür aslında. Neler var? Diyoruz ki arkadaş yine her zaman, bakınız, her zaman ayrı yazılır. Kesinlikle, sakın unutmayın, kesinlikle ta T şekli yoktur. Yani ünsüz uyumlarına uymaz, sadece ünlü uyumlarına uyar, da ve D şekli var. Yine cümleye, bakınız cümleye, bile dahi anlamı katar. Ve efendim, yine herkesin bildiği kural, cümleden çıkarıldığında cümlenin yapısı bozulmaz efendim. Nedir? Bakın, örnek olarak şöyle diyelim. Dedik ki, sen de bizimle gel dedim. Cümleden çıkardığımda yapısal bir bozukluk olmadığını görürüz. Sen bizimle gel dedik. Ya da şöyle diyelim. Baktı da tanımadı. Yine cümleden çıkardım. Baktı tanımadı. Yapısal bir bozukluk olmadığı görülüyor. Ancak bazen cümleden çıkarmakla olmuyor. Ben size bir kural daha vereyim. Hangisi sizin için kolaysa onu denersiniz. Tabuları yıkmak biraz zor. Şöyle dede kuralı var. Arkadaş, dede kuralı bize diyor ki, da D'den sonra cümleye bir da D daha getirebiliyorsam bitişik, getiremiyorsam ayrı yazılır. Bakın, beni durakta da bekle. Cümle mis gibi de kabul etti. İlkini bitiştirdim. Ya da dedim ki sende de kitaplarım kaldı. Cümle da D'yi kabul etti. Bitiştirdim. Bu tarafa geldiğimde bakın, sende de bizimle gel dediğimde cümle kabul etmedi. Ayırdım. Baktı da tanımadı. Cümle kabul etmedi. Ayırdım. Hangisi sizin için kolaysa, ister cümleden çıkararak uygulayın, isterseniz dede kuralını, dede kuralını tekrar edeyim. Da D'den sonra cümleye bir da D daha getirebiliyorsam görüldüğü üzere bitişik, getiremiyorsam görüldüğü üzere ayrı yazarım derim. Şimdi gelsin bakalım bir de ki'nin yazımı, ki burada da sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Bakalım neymiş ki'nin yazımı. Arkadaşlar, hem tahtayı silerken zaman da boşa değerlendirmeyelim, konuşalım. Şimdi ki'nin yazımı dediğimde, yeni başlığımız bu, ki'nin yazımı. Efendim, üç ki ile karşılaşacaksınız siz. Ben üçünün de bilinmesi taraftarım ama çok da kolay bir yöntem vereceğim ki herkes biliyor zaten ama olsun, biz yine de şöyle yapalım arkadaşlar. Üç ayıralım, A diyelim arkadaş, sıfat yapan ki diyelim, kısa çizgi de koyalım ki sıfat yapan ki dediğimizde görüldüğü üzere bu yapım eki olarak karşıma çıkacak zaten. Nedir sıfat yapan ki? Nasıl kullanılır? Onu da bir görelim. Efendim, sıfat yapan ki kısa çizgi olduğuna göre ilk özellik olarak şöyle diyelim. Her zaman, bakınız, her zaman bitişik yazılır. Güzel.
Bu bir. İkincisi, eklendiği sözcü bir ismin sıfatı yapar ve genellikle isme sorulan hangi sorusuna cevap verir efendim? Hangi sorusuna cevap verir? Ve aslında altın kuraldır. Dikkatli ol. Genellikle bulunma hali ki, bakınız, genellikle bulunma hali ki da de ile kullanılır. Yani siz bu iki daha çok taki teki şeklinde göreceksiniz ve böyle gördüğünüzde bitiştirin diyelim arkadaş. Şimdi nedir bakalım. Efendim önce deki şeklinde verelim bakınız canlar. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Soruyorum ben hangi hesap diye ve deki şeklinde gördüğüm için evdeki şeklinde karşıma çıkıyor bitiştirdim. Taki şeklinde örnek diyelim. Ağaçtaki kuşlar, bakınız kuşlar neşeyle ötüyordu. Şimdi yine soruyorum ben hangi kuşlar diye sorduğumda ağaçtaki kuşlar kavramıyla beni karşıladı. Şu dakidekiden kurtaralım ve şöyle yapalım. Bu sefer direkkiyi kullanalım. Akşamki yemekte önemli kararlar alındı. Şimdi sen soruyorsun arkadaş, diyorsun ki hangi yemek? Akşamki yemek dedim. Görüldüğü üzere sorularıma cevap verdi, bitiştirdim. B'de neyi göreceğim ben? B'de ilgi zamiri olan ki ile karşılaşacağım. Yine kısa çizgiyi gördük. O zaman yine diyelim mi arkadaşlar? Her zaman bitişik yazılır bakın. Her zaman bitişik yazılır. Güzel. İki, ki dil bilgisinde göreceksin 2008'de böyle soru geldi. Bir adın yerine kullanılan ektir sakın unutma. Adın yerine kullanılan ektir. Ve altın kuralı hiç kaçarı yok. Her zaman tamlayan yani diğer adı ilgi ekiyle yani nedir bu da? In, in ve türevleriyle kullanılır arkadaş. Bakınız şimdi. Dedim ki benim kalemim eski, seninki, bakın inki şeklinde görüyorum zaten, yeni. Seninki dediğim ne aslında? Senin kalemin kavramıyla karşıladı bizi. Ya da dedik ki canlar, sizinki yine inki şeklinde beni karşıladı. Dün okula gelmedi. Sizinki dediğimiz nedir? Sizin çocuğunuz kavramıyla bizi karşıladı. Üçüncüsü nedir diye sorduğumuzda bir de ona bakalım. Arkadaşlar, üçüncüsü ise bağlaç olan, bakınız, bağlaç olan ki. Şimdi bağlaç olan ki dediğimizde, bağlaç olan ki dediğimizde, bakın kısa çizgiyi kullanmadık. O zaman bu nedir arkadaşlar? Kısa çizgiyi kullanmadığınız için bu kendi başına bir sözcüktür. O zaman şöyle desek daha güzel olacak. Ayrı yazılır her zaman demeyelim. Çünkü başımıza bela olacak. Ayrı yazılır. Bu bir. İkincisi, arkadaş genellikle, bak genellikle iki cümleyi birbirine bağlar. Ve
Ve altın kural aslında, bunu sakın unutmayın. Fiillerden sonra gelen ki ayrı yazılır. Fiil nedir? Kabaca makmek ekini alabilen sözcüklerdir. Efendim, örneğine bakıyoruz. Yorulduk ki uyuyakaldı. Bakın, yorulmak fiil. Fiilden sonra geldi. Ayırdım. Ya da çalıştı ki başarılı oldu. Çalışmak fiil. Fiilden sonra geldi, ayırdım. En bilinen örnek, duydum ki unutmuşsun dedim. Unutmuşsun dedim. Fiilden sonra geldi, ayırdım. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Arkadaş bak, sıfat yapana ne dedim? Her zaman bitişik yazılır. İlgi zamir olana ne dedim? Her zaman bitişik yazılır. Ama bağlaç olanı da her zaman ayrı yazılır diyemedim. Neden diye sorarsan, efendim, bağlaç olduğu halde kalıplaşarak bitişik yazılan kiler de vardır. Sevgili arkadaşlar, son bahçemi diye ezberleyebilirsiniz. Bunlar baş harfleri. A ve E'nin hemen üstünü çiz, onlarda hiçbir şey yok. Peki nedir son bahçemi? Sevgili hocam, sanki, bak, oysa ki, madem ki, belki, çünkü, meğer ki ve illa ki. Hani Pınar Sucuk diyoruz ya, orada olduğu gibi. Sevgili öğretmenlerim, bu 7 sözcükte kalıplaştığı için ki bitişik yazılır. Bazı arkadaşlar kendini yormayı sever. Hocam diyor, burada E'de var ya, eğer ki nasıl yazılır? Arkadaş sadece bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7'sinde bitişik yazılıyor. O zaman eğer ki ayrı, bil ki ayrı, iyi ki ayrı, bak elbette ki ayrı. Sadece şu 7 sözcükte bitişik yazılıyor. Şimdi bazı arkadaşlara şöyle öğretilmiş, tıpkı dade'de olduğu gibi cümleden çıkar demiş, sakın onu yapmayın, o sakat bir yöntem. Diyor ki adam bana, hocam diyor, ben diyor cümleden çıkardım da anlam bozulmuyorsa diyor, ayrı yazıyorum, bozuluyorsa bitişik yazıyorum. Ama bu kural bakın bir yerde patlıyor. Şimdi gelsin, yoruldu uyuyakaldı, anlamda bir sıkıntı yok. Çalıştı, başarılı oldu, anlamda sıkıntı yok, ayırdım. Duydum, unutmuşsun, anlamda sıkıntı yok, ayırdım. Benim kalemim eski, senin yeni, anlam bozuldu. Sizin dün okula gelmedi, anlam bozuldu. Ancak bu kural sıfatta patlar. Bakınız, evde hesap çarşı uymaz. Hani anlam bozuluyordu. Ağaçta kuşlar neşeli ötüyordu. Bakın anlamda yine bir bozulma olmadı. Akşam yemekte önemli kararlar alındı. Anlam üzerine gitmeyin, yapısal bozukluk. En kolay yöntem şudur ki lerdir. Ki'den sonra sözcüğe lereki getirildiğinde, bakın cümleyi okumayın sakın, sözcüğü. Sözcüğe lereki getirildiğinde, sözcük anlamlı ise bitişik, anlamsız ise ayrı. Efendim, bakınız evdekiler, ağaçtakiler, akşamkiler dediğimde sözcük anlamlı bitiştirdim. Seninkiler dedim, sözcük anlamlı bitiştirdim. Sizinkiler dedim, sözcük anlamlı bitiştirdim. Bizimkiler dedim, sözcük anlamlı bitiştirdim. Ama bak, yoruldu kiler, çalıştı kiler, duydum kiler dersem olmuyor. Sevgili arkadaşlar, kiler reklamı yapıyorsan ayır, kiler reklamı yapmıyorsan bitiştir. Leri getiriyorsun sözcük anlamlıysa ne yapıyorum? Bitiştiriyorum, cümleyi sakın okuma, sadece sözcüğe gidersin burada, sözcük anlamsız ise ayırırsın. Bir ara daha verelim, aradan sonra görüşmek üzere.